Biz şu andaki bu tek merkezden yönetilen ve her şeye tek kişinin karar verdiği dönemi sona erdireceğiz. Bu bitecek. İnsanlarımızın hayatı tek kişinin iki dudağı arasına sıkışmayacak. Çünkü biz yerinden yönetim ilkesini esas alıyoruz. Bakın, ta 2 sene önce açıkladığımız afet eylem planına ne diyoruz? Yerinden yönetim diyoruz. Yani muhtarlara kadar yetki vermemiz gerekir diyoruz bu konuda. Hem imkan hem yetki. Merkezi hükümetle yerel yönetimler, sivil toplum beraberce çalışmalı diyoruz. 86 milyonluk nüfusu olan, Avrupa'nın en büyük nüfusuna, Avrupa'nın en büyük topraklarına sahip olan Türkiye, tek bir merkezden, tek bir kişinin küçücük dağarcığıyla yönetilemez diyoruz. Bunların hepsini yazdık, açıkladık. Ben. Ne zaman ki biz bitti, ben başladı, bu ülkenin sorunları katlanarak artmaya başladı arkadaşlar. Haksız ve orantısız rant oluşturan, insanımıza ve doğaya zarar veren tüm zararlı işleri tarihe gömeceğiz. Devletimizin gücünü her bir vatandaşımızın yaşamıyla, sağlığıyla, mutluluğuyla, zenginliğiyle sağlayacağız. Olmadık çılgın projelerle vatandaşımızın vergisini heba etmeyeceğiz. Ve arkadaşlar, hepsi için ne yapacağız? Bütün bunu başarabilmek için ne yapacağız? Birleşe kazanacağız. Beraberce kazanacağız. 14 Mayıs'ta inşallah öyle bir kazanacağız ki bir kaybeden olmayacak. Çünkü bizim kazanmamızla tüm Türkiye kazanmış olacak. 86 milyonun biz iktidarı olacağız. Bir tane kaybedenin de iktidarı olacağız. Çünkü seçimi kazandıktan sonra artık partiler tabii ki seçim öncesi rekabete girer. Haklıdır. Partiler yarış içerisinde, rekabet içerisinde seçime doğru gider ama seçim bittikten sonra kurulacak hükümet 86 milyonun hükümeti olacak. Biraz önce ticaret odasında da söyledim. Milletvekili adaylarımıza, inşallah seçimden sonra milletvekili olacak arkadaşlarımıza da söyledim. Dedim ki bakın, seçimden sonra sizler Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Kahramanmaraş'ı temsil edeceksiniz. Ama mesele Kahramanmaraş'sa öyle muhalefet iktidar ayrımı yapmadan Kahramanmaraş'ı temsil edeceksiniz. Ancak bu ülkenin sorunları ancak öyle çözülecek dedim. Kahramanmaraş'ın sorunları ancak öyle çözülecek dedim. Çünkü şu anda ülkeyi yönetenler kutuplaştırma üzerinden yönetiyorlar. Beriki öteki diyor. Ben diyor, öteki diyor. Ülkeyi bölerek yönetmeye çalışıyorlar. Sürekli bir düşman arayışındalar. Hep bir karşı taraf gerekiyor. Bir karşı tarafla savaşa ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Biz diyoruz ki ya sen kiminle savaşıyorsun? Sosyal medyadaki profil fotoğrafını değiştirmiş ha. Gençlerin dikkatini çekmiştir. Ya arkadaş, biz seçime gidiyoruz ya. Kimseyle savaşa gitmiyoruz. Barış içerisinde, huzur içerisinde meşru demokratik siyasetin gereği olan bir seçime gidiyoruz. Nedir bu ya? Yeter bu ülkeyi gerdiniz diyoruz. Yeter bu kavga gürültü diyoruz. Biz vatandaşlarımıza hayal satmıyoruz. Satmayacağız. Biz vatandaşlarımızın hayallerini gerçekleştirmek için buradayız. Ve o haberlerde gördüğünüz projeler önemlidir. Ama biz onları daha ucuza mal edeceğiz. Daha iyisini daha ucuza mal edeceğiz. Ve vatandaşımızın da refahıyla, zenginliğiyle ülke güçlenecek. Tek tek sizin sahip olduğunuz güvenli hayatla gurur duyacaksınız. Tabii ki bir ülkenin güçlü silahlı kuvvetleri olacak. Tabii ki bir ülkenin ordusu güçlü olacak. Tabii ki en son teknolojiyle donatılmış savaş gemileriniz olacak, uçaklarınız olacak, tank, top, tüfek, SİHA, İHA hepsi olacak. Ama bunları yapıyoruz diye vatandaşımıza dönüp yoksulluğa, açlığa razı olun demeyeceksiniz. Demeyeceksiniz. Otoriter rejimlerin hastalığıdır arkadaşlar bu. Otoriter rejimlerin. Dikkat edin. Kuzey Kore'den tutun, zamanında Saddam'ın Irak'ına bakın. Zamanında Kaddafi'nin Libya'sına bakın. Tipik. Kötü yönetimle vatandaşı fakirleştirirler. Ondan sonra silahlı kuvvetlerini bol bol televizyonlarında gösterip derler ki düşman çok. Bak bizim bu tanka, topa, tüfeğe, uçağa para harcıyoruz. Dolayısıyla siz dönün yoksulluğa razı olun derler. Şu anda satır aralarından propaganda makinesiyle vatandaşlarımıza işledikleri her gün bu. Ülkede yoksulluk var mı? Var. Yolsuzluk var mı? Var. Yasaklar var mı? Var. Bütün bunların üstünü örtmek için zımnen ne diyorlar? Biz bakın bunlara kaynak ayırıyoruz. Düşman çok. Onun için halinize razı olun. Zımnen dedikleri bu. Biz bunu reddediyoruz ya. Böyle bir şey yok. Hem ülkemizin güvenliğini tam sağlayacağız, hem de vatandaşlarımıza insan onuruna yaraşır bir hayat standardı sağlayacağız. Bu ikisini birden yapmak mümkün. Birisi için öbüründen fedakarlık yapmanıza gerek yok. Kötü yönetimin bedelini siz bu halka yoksulluk olarak şu anda ödetiyorsunuz ya. Dolayısıyla hem vatandaşımız güçlü olacak, refah içerisinde yaşayacak, hem de ülke topyekün güçlü olacak. Değerli arkadaşlarım, biliyorum şu anda acılarımızın ortasında nefes almaya çalışıyoruz. 6 Şubat'taki ihmaller bir daha tekrarlanmasın diye çalışıyoruz. Yeni yaşama kurmak zorundayız ve bunu hep beraber inşallah gerçekleştireceğiz. Hata yapma hakkımız yok. Rehavete kapılmaya, ihmal etmeye falan hakkımız yok. Bizim bir kez daha Maraş'ın ihmaline göz yumma şansımız yok. Dayanıksız binaların inşasına izin veren, imza atan, işinin ehli olmayan bürokratları görevlendirmeye artık tekrar şansımız yok. Afet anında Maraş'ı kendi kaderine mahkum eden iktidarlara tahammülümüz yok. Kızılay'ı, AFAD'ı birilerinin çiftliği haline getiren bu yönetim anlayışına tahammülümüz yok. Çadır satan, çadıra ihtiyaç olduğu anda çadır satan kamu kuruluşlarına ihtiyacımız yok. İşte tam da bu yüzden ben bugün buradayım. Elbette kalbimiz buruk. Ama değerli dostlarım, biz hazırız. Her şeyle hazırız. Yarından itibaren göreve başlamak için, size hizmet etmek için, Maraş'a hizmetkar olmak için hazırız. Başarmak zorundayız ve inşallah başaracağız.